Herkes kendi hesabını yapıyor. Herkes kendi hesabını tutuyor. Fakat bunu önümüzdeki bölümlerde daha net göreceğiz. Çünkü öyle bir hikaye ki bu Şebnem. Kimse bütün gerçeği bilmiyor. İhanete uğrayan, ihanete teşebbüs eden, oyun kuran, oyuna düşen Ömer Ezel. Kenan İmirzalıoğlu hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ezel senaryosu ve kurgusuyla belki de Türkiye'de bir ilk diyebiliriz. Yani içinde çokça aksiyon var, geri dönüşler var, oyunlar var, tuzaklar var. İlk senaryoyu okuduğunda acaba izleyiciye yabancı gelir gibi düşündünüz mü? Valla ilk senaryoyu okuduğumda çok heyecanlandım. Çok farklı bir hikaye vardı. Ve artık insanların... Diziler genelde belli bir platforma oturmaya başladı ve bu bütün o dizilerin genel yapısından, şu ana kadar yapılmış işlerin yapısından daha farklı bir yerde duruyordu. Sana yalvarıyorum. İçindeki bütün eşyanlara yalvarıyorum. İmkansız ver bana. Her şeyi bırak bana gel. En baştan başlayalım. Kenan İmirzalıoğlu, yabancı örneklerine tutkun olduğumuz esrarengiz dizilerin yerini aldıklarını söylüyordu. Tıpkı 24 gibi ya da Lost gibi. 5 yıl önce olsa çok erken bir proje olabilirdi. Fakat şimdi böyle bir proje için çok doğru bir zaman diye düşündüm. Düşündüğümüzde de haklı çıktığımızı gördük. Herkesin vazgeçemediği bir dizi oldu. Nefesler tutularak izleniyor. Evet, öyleymiş. Nasıl bir ön hazırlık yapıldı karakterler hazırlanırken? Valla bunun hazırlığını tabii ki senaristlerimiz yaptılar. Bu karakterleri kağıt üzerinde tabii canlandıran, şeklini veren onlar. Biz ete kemiğe büründürüyoruz elimizden geldiği kadar. Valla daha ne hazırlıklar yapıldı, daha da ne hazırlıklar yapıldı aslında çok fazla bilmiyoruz. Böyle olması da bizim için daha keyifli oluyor. Neler oluyor dayı? Gerçeği söyleyecek misin bana? Bir sürü gerçek var Ezel. Hepsini tam söylemezsem... Gerçeği söylemiş olmam sana. Ramiz Dayı ve Ezel ilişkisi Ezel Dizi TV'ye açıklıyor. Bu mesele kimin meselesi? Ramiz Dayı'nın özlü sözleri söyledikten sonra düşündürüyor. Biraz da bizi aslında beyin jimnastiğine götürüyor sözleri. Sizin böyle en çok beğendiğiniz, aklınızda kalan ne var şiir ya da sözlerinden? Yani şunu bil ki sen değilsin sözü insanın şu dönemde herkes kendisini bir üst kimlik oluşturuyor. Ben buyum diyor ama aslında eve gidip yastığa kafasını koyduğu zaman o kişi uyumuyor o yatakta. O sen değilsin durumu aslında çok düşündürücü ve ehemmiyetli bir söz diyor. Mesele şu ki Ezel, ben istemesem de sen yardım ediyorsun bana. Bak Ezel, sen... Kendi oğlumdan, öz oğlumdan ötesin bana. Bu dün de böyleydi, yarın da böyle olacak. Nasıl görünürse görünsün, bir gün nerede bulursak bulalım kendimizi, bu böyle olacak. Bu işin lezzetli tarafı o zaten. Yani karakterler insan olduğu için sadece siyah ve beyaz değiller. Yani herkesin bir siyah tarafı var, herkesin beyaz tarafı var, gri tarafları var. Tıpkı insan gibi. Tamamıyla kimseyi suçlayıp tamamıyla kimseyi iyi diyemiyoruz. Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. Belki benim ailem haricinde. İşte annem, babam ve kardeşimden bahsediyorum. Ve Bahar. Tabii Eyşan tarafında da öyle bir unsur var. Ama en kötü kim dersiniz? Herhalde Serdar. Avukat Muammer. Hani sana bir adres vermiştim ya. Allah korusun bana bir şey olursa diye. Şimdi sana başka bir adres vereceğim. Bir ayarlayayım, bildiririm. Yok, merak etme. Üstesinden geliriz evelallah. Peki aslında bu Ezel'in mi, Ramiz Dayı'nın hesaplaşması mı? Vallahi bunu göreceğiz. Herkes kendi hesabını yapıyor. Herkes kendi hesabını tutuyor. Fakat bunu önümüzdeki bölümlerde daha net göreceğiz. Ezel, bir gün beni karşında bulursan... Sana tam gerçeği daha söylememişimdir. Ezel Sitinden görmedikleriniz, duymadıklarınız ve Ramiz Dayı'dan henüz söylenmemiş sözler. Dizi TV Ezel özel bölümü tüm hızıyla sürüyor.